Önemli olan annenizin sağlığı. Hoşça kalın. Ne yapacaksın kahraman? Kıymet Hanım'ı böyle gönderemezsin Atay'a. Önce bir abimle konuşmam lazım. Bilmiyorum. Yakup abi çok değişti. Yani hayır diyeceğini zannetmiyorum. Hem dese bile ikimiz ikna ederiz onu. Bak önce annenin sağlığını düşünmen lazım. Biliyorum kırgınsın, hazmedemiyorsun. Ama kırgınlığın, küslüğün zamanı değil. Allah korusun yarın öbür gün bir şey olursa hepimiz kahroluruz. Gidip alalım Kıymet Hanım'ı kaldığı yerden. Tamam, tamam. Bir gidip konuşalım da. Benim tatlı kahramanım. Canım. Ah anne ya. Ben bir odama uğrayacağım, olur mu? Çıktı öyle girdim ben de. Yok önemli bir şey değil. Siz bana bir şey mi diyecektiniz? Raporları yani raporları hazır mı diyecektim. Selim'le bir bakalım diyorduk da. Aa, evet onlar burada. Buyurun hazır tabii. Soner Bey benim çıkmam lazım. Acil bir işim çıktı da. Tabii. Her şey yolunda mı? Veremez bir şey yok değil mi? Hayır yok. Ailevi bir mesele. Ha. Peki. Buyur. Bu arada telefonum açık. Eğer aklınıza takılan bir şey olursa lütfen arayın. Tabii. Ara. İyi günler. Görüşürüz. Soner Bey. Bir şey mi bakmıştınız? Bir dosya vardı Elif Hanım'da. Ona bakmıştım. Yardımcı olmamı ister misiniz? Ben bakarım sonra Elif. Tabii. Takip ettiğin şahıs bugün nereye gitti oğlum? Kavacık'ta bir doktora gitti. Doktora mı? Ulan bana bunu şimdi mi söylüyorsun? Arayacaktım Soner Bey. Tamam. Nereye gittiğini, niçin gittiğini derhal öğreniyorsun bana. Gerizekalı. Teşekkür ederiz. Açmıyor. Abi, bugün annemin doktora uğradı. Sağlık durumu iyi değil. Biz şimdi Elif'le onun yanına çıkıyoruz. Seninle konuşmamız lazım. Mesaj bıraktım. Kahraman, ne olursa olsun Kıymet Hanım'ı burada bırakmayalım. Alıp konağa götürelim. Bir yanına çıkalım da. Kim o? Biziz anne. Aa, aa. Nereden bildiniz çocuklar burada olduğumu? Öğrendik işte bir şekilde. Geçin, geçin. İçeri geçin. Anne ne yapacağız biz seninle? Rahatsızlanmışsın ve biz bunu doktorundan öğreniyoruz. Evladım, maksadım sizleri üzmek değildi ki. Ne yapacaksın? Hastalanıyoruz işte, yaşlanıyoruz artık. Bak babacığın nasıl göçüp gitti. Sıra bana da gelecek. Takdiri ilahi. Konuşmayın böyle ne olur. Olur mu hiç öyle şey? Anne,
Tansiyonun almış başını gitmiş. Safra kesende taş var. İlaçlarını kullanmıyorsun. İnşallah geç kalmamışızdır. Kahraman, Kıymet Hanım zaten üzgün. Daha fazla üzmeyelim istersen. Kızgınsın bana tabii. Haklısın oğlum. Çok haklısın. Hadi üzmeyin siz kendinizi. Hadi siz gidin çocuklarınızın yanına Allah aşkına. Biz sizi burada bırakamayız Kıymet Hanım. Değil mi Kahraman? En doğrusu sizinle bizimle konağa dönmeniz. Yok yavrum, ben bir daha o konağa dönmem zaten. Hem biletimi aldım, bu akşam Hatay'a gidiyorum. Her şeyim hazır. Hadi siz gidin evcazınıza. Hadi siz gidin çocuklar. Allah razı olsun. Duyup gelmişsiniz. Var olun. Ha, beni sakın merak etmeyin. Ben ilaçlarımı falan alırım. Halanın da eli üzerimde eksik olmasın. İyiyim ben, iyiyim. Kıymet Hanım, olmaz öyle şey. Ya bizim gözümüz arkada kalır, sizi bırakamayız burada. Olur kızım, olur. Zaten kimsenin yüzüne bakacak halim de yok. E hadi ama, uçağı kaçırtacaksınız bana. Anne, Elif haklı. Seni bu halde hiçbir yere bırakmayız, hadi. Yok yavrum, ben sizin de huzurunuzu kaçırmayayım. Ben uçaktan iner inmez Hatay'dan ararım sizi. Anne, konu kapanmıştır, Hatay falan yok. Hadi bizimle geliyorsun. Al eşyalarını hadi. Oğlum. Sen beni affettin o zaman. Bir tanedir benim oğlum, bir tane. Ben de çok pişmanım Kahraman. Bak perişan oldum. Pırlanta benim oğlum, pırlanta. Benim oğlum pırlanta, görüyorsun değil mi Elif? Tamam hadi konuşursun. Bir an evvel çıkalım o zaman. Ben de size eşyalarınızı toplamanıza yardım edeyim. Ya yok, eşyam falan yok kızım. Hatay'a döneceğim diye bir paltom var, bir de çantacığım var. Tamam hadi, buyurun. Kahraman. Ne oldu kızım? İyi misin? İyiyim, iyiyim ben. Yok bir şey geçti. Telaş etmeyin sakın, olur mu? Ya siz ikiniz de delirteceksiniz beni. Bu neyin inadı anlamıyorum. Bak en kısa zamanda seni doktora gösteriyoruz ona göre. Ya gerçekten yok bir şey. Öğle yemeği yemedik ya, ondan oldu. Şimdi yeriz, bir şey geçer. Siz geçin. Efendim Serhan, duruşma bitti mi? Kahraman Bey, haberleri iyi değil. Maalesef Defne Hanım denetimli serbestlikten faydalandı. Tutuksuz yargılanacak. Ne diyorsun sen Serhan? Nasıl olur böyle bir şey? Çok iyi hazırlanmışlar. İşin içinde başka şeyler de olabilir. Bilemiyorum Kahraman Bey. Bilecektin Serhan, bilecektin. Sen de onlar kadar iyi hazırlanacaktın. Nasıl kaçırırsın böyle bir açığı? Çok üzgünüm Kahraman Bey. Şu an üzgün olman hiçbir şey değiştirmiyor Serhan. Ne oldu oğlum? Bir şey demedin. Kahraman. Bu işin de sonu kötü olacak gibi bir his var içimde ama. Yakup abi ne söyledi peki? Olur dedi. Ama bak anne, bana verdiğin sözde duracaksın. Kimsenin işine burnunu sokmayacaksın. Tamam oğlum. Kimsenin işine karışmayacağım. İyi. Hadi geçin şimdi hadi. Elif, kızım çok karanlık. Koluna girebilir miyim? Tabii. Sağ ol. Sana son kez soruyorum Yakup. Gerçek annenin, seni gerçekten düşünen kardeşinin evine benimle geliyor musun, gelmiyor musun? Hayırlı akşamlar. Oo,
Hoş geldiniz Kıymet Hanım. Bizim de gözlerimiz yollarda kalmıştı. Gelse de huzurumuzu kaçırsa diyorduk. Şükran, kendine gel. Hayırdır? Nereye gidiyorsunuz abi? Biz annemlere gidiyoruz kardeşim. Ya saçmalamayın, oturun konuşun, bu işi halledin. Nereye gidiyorsunuz? Kimse bir yere gitmesin. Ben gider bir otelde kalırım oğlum. Şükran, bir yolunu buluruz. Öyle değil mi Yakup abi? Vallahi sana Allah kolaylık versin Elifciğim. Yedi belayı da koluna takıp getirmişsin ya. Şükran. Yenge. Biz geçmişi unuttuk Şükran. Aynısını sana da tavsiye ederim. Hadi size iyi akşamlar. Biz gidiyoruz. Hadi Şükran. Doktor yarın sabah 10'da seni bekliyor Elif. Sekreter aradığında Celal yanındaydı. Ne diyeceğimi bilemedim. İnşallah kahramana bir şey söylemez. Sabahtan buluşup gideriz birlikte. Bilmiyorum dede. Ne yapacağımı bilmiyorum. Vallahi kardeşim, bence Elif her şeyi anlatsan iyi olur. Yani ola ki Defne ile bir anda karşılaşırlar falan, hoş olmaz. Şimdi Müjgan'la buluşup hastaneye gidiyorlar. Ben de son dakika öğrendim. Benden gizlemiş. Sen bir şey biliyor muydun? Ya doktorla konuşuyordum Müjgan. Ben de sordum, tam bana da bir şey anlatmadı. İnşallah kötü bir şey yoktur. Bugün öğreneceğiz, bakalım. Peki Defne ile ilgili ne yapacaksın? Adamlar şu an onun nerede olduğunu araştırıyorlar. Yeni bir avukatla davayı tekrar açacağız. Kardeşim, bana ihtiyacın olursa biliyorsun değil mi? Biliyorum kardeşim. Çok sağ ol. Bir şey olursa ararım ben seni. Günaydın. Günaydın. Erken kalkmışsın. Duymadım ben seni hiç. Sen de hazırlanmışsın. Şirkete mi? Evet. Ama önce Müjgan'la buluşacağım. Sonra şirkete geçeceğim. İyi. Selam söylemiş gün. Söylerim tabii. Kahraman, Kıymet Hanım çocukları çok özlemiş. Gülizar'ı hiç bırakmıyor. Nasıl oynuyorlar bir görsen. Vay Gülizar'ın haline. Ya. Aa, neyse ben gideyim artık geç kalmayayım. Tamam. Görüşürüz. Doktor Hanım, hiç mi umut yok? Elif Hanım, sizi gerçekten çok korkutmuşlar. İlaç tedavisiyle kolaylıkla halledilebilecek bir problem bu. İyi ama nasıl olur? Daha önce gittiğim doktor bana düşük tehlikemin olduğunu söyledi. Bazı arkadaşlarımız biraz evhamlı olabiliyor. Endişe edecek hiçbir şey göremiyorum. Bu yaşadıklarımız gayet normal. Günlerdir perişan oldum ben. Daha hamile olduğumu eşime bile söyleyemedim. Artık gönül rahatlığıyla söyleyebilirsiniz. Çok şükür. Kalp atışları dinlemek ister misiniz? Olur, tamam dinleyelim. Bebeğimizin kalp atışlarını ben siz mi dinleyeceksiniz? Kahraman? Nereden öğrendin sen? Müşken mi söyledi? Babalar hisseder. Ben çok korktuğum için bir şey diyemedim sana. Elif Hanım, siz de bebeğiniz de gerçekten çok şanslısınız. Buraya öyle babalar geliyor ki. Asıl şanslı benim. İyiymiş.
Kalp atışlarını dinlemeye hazır mısınız? Hani nerede? Daha çok küçük. Bebeğiniz gayet sağlıklı. Bir an önce ilaç tedavisine başladığımız takdirde hiçbir sorunumuz kalmayacak. Bu gerçekten inanılmaz. Her şey yolunda mı? Yolunda sayılır. Ne demek sayılır? Birine mi yakalandı yoksa? Yok, kimse görmedi, merak etme. Toprak yoktu ama. Sadece Ece'yi aldım. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Ben emin olmadan söylemek istemedim sana. Şimdi konumuz bu değil. Doktoru duydum. Strese girmek yok. Hep yatacaksın, tamam mı? Ama ben bütün gün yatarsam sıkılırım. Ben yanında olsam bile mi? O zaman işler değişir. Kusura bakmayın, beklettim sizi. Hemen reçetenizi hazırlayıp geliyorum. Tamam. Reçetiniz. Her sabah kahvaltıdan sonra alacaksınız. Merak etmeyin, aksatmam. Yalnız dediğim gibi stresli ortamlardan da uzak durmalısınız. Merak etmeyin. O benim kontrolümde. Ona eminim Kahraman Bey. Pardon. Efendim. Ne? Ece'yi mi kaçırdılar? Ne diyorsun sen Hakkı? Bir anda önümüze kırdılar Kahraman Bey. Sonra kavga çıkardılar. İki kişiydiler. Adamın teki bana gelişti. Kendimden geçmişim. Gülizarı da arabada eterle boyatmışlar. Uyandığımda arabada Ece yoktu. Ben polisi arayacağım. Siz de sakın oradan ayrılmayın. Kimseyi de aramayın, tamam mı? Yok bir şey yavrum, işle ilgili. Bizim işimiz bittiyse gidebilir miyiz? Çok uzun sürmez zaten. Ben bilgi verdim. Hemşire hanım sizi bekliyor. Peki tamam. Hadi hemen halledelim o zaman. Hadi. Bu soldan ikinci koridor. Tamam. Tamam. Teşekkürler. Geçmiş olsun. Görüşmek üzere. Tamam. Geçmiş olsun. Ben dışarıdayım hayatım. Tamam canım. Merhaba müdür bey. Ben Kahraman Yürükan. Kusura bakmayın, rahatsız ediyorum sizi. Büyük bir sorunum var. Kızım kaçırıldı. Eski eşimden şüpheleniyorum. Bugün şartlı tahliye edilmişti. Konak yakınlarında bir yerde olmuş. İki kişi olduğunu söylüyor şoför. Kahraman. İyi misin hayatım? İyiyim. Sen niye çıktın, beklemedin? Bir telefonla görüşmem gerekiyordu. Hadi eve gidelim. Kahraman. Bak, telefon geldiğinden beri iyi görünmüyorsun sen. Bir şey mi oldu? Yok hayatım, dedim ya işle ilgili. Sorun yok, sadece canım sıkıldı biraz. Dünyanın en iyi babasının canını kimse sıkamaz. İzin vermem ben. Hadi gidelim, hadi.